Fatiha'nın 6. kelimesi ihdine sıratel mustakim. Burada 6. kelime de elhamdülillah rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn ihdine sıratel mustakim. Bundaki hücreti gayet kısa bir işaret şudur ki, yani bu şey hatırıma geldi de onun için böyle seçtim Mustafa. İlim var, kariyer var veya servet var, sihat var ama adam her şey yerinde, mutlu değil. Bununla alakalı bir şey de, mesela adam, dev adam, ilahiyatta, kariyeri var yani, böyle kitapları var. Hakikaten bu kadar garip ki hocam biliyor ve şahit yani, okulda da üniversitede de şahit. Adam kitap yazıyor, üniversitede kitabı okutuyor, dengesi yok. Daha şey acayip, bu söyleyeceğim cümlede Osmanlılar kitap yazmış. O kitabın ismini söyleyeceğim. Dini tamir davasında din tahripçileri. Dini tam, bu... Biliyorum. He, bu... isim. Dini tamir davasında din tahripçileri. Televizyon ekranlarında böyle dini tamir makamında geçiyor. Vehhabi ve muvazenesiz, dengesiz. Nasıl anlayacağız yani? Mesela %90 esasat var dinde, %10 içtihadi şeyleri. Sanki bu millet, bu içtihadi var ya hani toplumun fiziksel, mesela Tunus, Cezayir, Irak, Suriye, Türkiye, Çeçenistan, yani Doğu Türkistan vesaire. Yani hepsi aynı kültürde mi, aynı mektepten ders alacak, aynı hocayı dinleyecek seviyede mi? Yok. Bu farklılıkları ortadan telöre edecek, nizamlayacak, dengeye getirecek, içtihat farkı var. Onu 27. sözde anlatıyor. Yani gidiyor %90 esasatı adam bırakıyor televizyonda. Böyle kader var mı? Kadere ihtiyaç var mı? Bilmem. Hiç olmayacak şeyleri medar bahsediyor. Sanki toplum bunun ihtiyacı var. Yani sahur işte yarım saat önce onun sonra olmuş. Yani şuna bak. Yani acayip bir şey. Namaz kılmıyor. Kutuplardaki insanlar nasıl namaz kılacak diyor. Solcular da aynı şeyini mi? Komünist kendisi. Kutuplarda nasıl kılacak dedim. Kutuplara gidince sana cevabını söylerim. Yani böyle bir şey. Mesela ilmi var. Ama istikamet olmayınca dalaletine vesile oluyor. İhdine sıratel mustakim. Onu okuyorum şimdi. Evet, nasıl ki bir yerden bir yere giden yol ve bir noktadan uzak bir noktaya çekilen hatların en kısası ise en doğrusudur ve mustakimidir. Bir yerden bir yere giden yolların bir noktadan bir noktaya çekilen hatların en kısası en doğrusudur ve en mustakimidir. Sen şuradan şuraya böyle böyle ip olmaz. Böyle işte. Çünkü seyr-ü seyr asır olan bu asır. Seyr-ü seyr. İnsan ve kendi yaşadığı çevre devamlı değişiyor. Kendisi değişiyor, bulunduğu toplum da değişiyor. Peki böyle değişen bir zamanda değişmeyecek bir ölçüsü olması lazım ki. Her yerde istikametli olsun. İkide bir şey, rampa alıyor, viraj alıyor. İşte diyor ki bir noktadan bir noktaya yolların en uzak noktaya çekilen hatların en kısası en doğrusudur ve en müstakimidir. Aynen öyle de maneviyatta ve manevi yollarda ve kalbi mesleklerde en doğrusu, en müstakimi ise en kısa ve en kolayıdır. Mesela bu asırda da nasıl tespit edeceğiz bunu? Bu asrın ihtiyacını ele alması lazım. Yani mesela diyelim ki şöyle ben ders yapıyorum. Bir alim düşün ki bulunduğu karşısındaki cemaatta ders yapıyor. Kime ders yapıyor? Karşısındaki ne yapıyor? Sen bu dersi al, sohbet yani kitaptaki o ayet hadisi demiyor. Onu izah etme. Kendisi izah. Metinler her asırda her topluma bakar. Ama o metin ve hadisi aldığın zaman
topluma göre izah eder. Her asırda bir masadaki olur. Şimdi o ulemanın, o hocanın, o alimin, o mücedidin dersi ona ait. Karşıdakine ait. Sen bu dersi alıp da 3-5 asır sonraki insanlara anlatırsan şunu demek istiyorsun. Yani o ulema ya bize hitap ediyor şimdi. O zaman konuştu ama onlar hiç kale almadı. Biz vardık ilminde. Veya şu anda o yaşıyor. Yani zaten. Onun için Cenab-ı Hak her 100 senede bir mücedidi din gönderiyor. Yani dinin esas hatları sabit. Asın ihtiyaçlarını gidermesi lazım. O asın ihtiyacını sokağa çıktığın zaman bak bakayım. İki şilerin düğmesine bastığın zaman ne yani bu adamın derdi ne? Nasıl çözülmesi lazım? Bunu ele alınması lazım. Risale-i Nur'da bütün muvazeneleri ve küfür ve iman yollarının mukayeseleri katı gösteriyorlar ki iman ve tevhid yolu gayet kısa ve doğru ve müstakim ve kolaydır. Küfür ve iman yolları gayet uzun ve müşkülatlı ve tehlikelidir. Niye? Şimdi sabah namazına biz dahi. Sabah namazı zilimiz çalışıyor, çalıyor. Kalkıyoruz, kapatıyoruz. Veya 5 dakika sonra kalkacağız diyoruz. Peki bu nereden kaynaklanıyor? Niye hemen fırlayamıyoruz? Veya kahveye gitmek istemiyorum. Veya televizyon açmak istiyorum. Bunu seyretmek istemiyorum. Şunu yapmak istiyorum, gücüm yetmiyor. Bunu yapmamak istiyorum, gücüm yetmiyor. Sebebi iman zayıf. İman enerjidir, enerji. İman diyor usta, hem nurdur, hem kuvvettir. Bak, hem nurdur, hem kuvvettir. Mesela arabanın motorundaki aküye benziyor. Bir akü düşünün ki, bastığın zaman kapıyor. Kapıyor. Orta seviyeli bir akü var. Ama işte, kaptı. Öyle bir akü var ki, kıt kıt. Ceyran var ama çevirmiyor. Az geliyor. Az geliyor. Çünkü onu, o motoru çalıştırmıyor. O zaman ne yapmak lazım? Küfür mü etmek lazım aküye? Yok, tamirciye götürmek lazım, şarj etmek lazım. Veya şarj tutmuyorsa yenisini almak lazım. İman böyle enerjidir, realitedir, nefsi emirdir, mahluktur, sureti. İmanın bir sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Mahiyeti Allah'tadır, bilmiyoruz, mahluk değil. Hakikat esmaya dayanıyor. Kanuniyeti, Allah kainatta ne yaratmışsa hepsinin enerjinin toplam boyutudur, insandaki karşılığı suretidir. Bu iman bizde işte bunları yaptırıyor, bunları yaptırmıyor, haramdan uzak tutuyor. Ama bazı şeyler var ki Yusuf, yapmak istemiyorum, yapıyorum. Yapmak istiyorum, yapamıyorum. Sabah ezanı okunuyor, zil çalıyor, kalkmıyor. Şeklinde iman. Anan olsa tak diye fırlayacak. O kadar bile olmasa yapsa orta seviyede olsa tam. O zaman iman inkişaf etmesi lazım. Malumat herkes biliyor. Abdestin farzlarını ille sana söyleyemese bile nasıl alındığını biliyor. Haram seyretmenin haram olduğunu biliyor. Peki bu Müslüman niye yapıyor? İmanı zayıf. İmanımız zayıf ya. Yapamıyorum. O zaman nasıl peki iman inkişaf edecek? İmam-ı Rabbani Hazretleri güzel demiş. Demiş ki ne yapmak istiyorsanız sizden daha önce bunları yapanlar var. Onlarla beraber olun. Yani iyi bir şey yapmak istiyorsanız iyilerle beraber olun. Mesela bu saatte burada olmazsanız televizyonda olacaksınız. Değil mi abi? Televizyon karşısında, YouTube'un karşısında olacaksınız. O zaman iman sabit değil kardeşim. Bazılar diyor ki iman sabittir, değişmez. Ya o iman esasları o. 6 tanedir, 5 tane olmaz, 7 tane olmaz. Onu kastedilmiyor ki ya be kardeşim, mübarek kardeşim. İman değişmez. Aa maşallah, iyi ki söyledin. 5 tane, yani tamam işte 6 tane. Ya imanın içeriği ya. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh imanı diyor, ümmetimin imanı bir tarafa diyor, değil mi hadis? Yani peki nasıl oluyor onun da imanı? İman bizim de iman. Yani inkişaf ettirmemiz gerekiyor. Yetmiyor iman bize demek ki. Ana babadan arsa, bina kalmış ya böyle. Miras kaldığı gibi.
toplumda işte yöresel, kültürden, anneanneden, burada bir şekilde anne babanın çocuğuz, o şekilde elde edilen Enes imanla zor yürünür. Olmuyor. Anne babadan kalan iman, toplumdan verilen iman bu kadar oluyor. Sen bunu odun atacaksın. Bu ateşi odun atacaksın. Odun atacağız. Ateşi güçlendirmemiz gerekiyor ki istediğimizi yapalım, yapmak istemediklerimizi de nefis dayatamaz. Yani iman inkişaf etmesi lazım. O zaman imani derslere kuvvet vermek gerekiyor. İmani derslere kuvvet vermek gerekiyor. Her derdin dermanı imandır. Evet. Her derdin dermanı. O zaman mefhumun muhalefiyle o zaman her derdin sebebi de imansızlık o zaman. İman veya zaaf iman ya. İman enerjidir diyor. İman hem güçtür, hem kuvvettir, hem nurdur. İman girdi mi şey yaptırıyor. Mesela sahabe canını veriyor, imanını vermiyor. Bu iman işte. Ötekisi en ufak bir şeyde pat diye hemen devleti makamına geçmiş, makam vermiş. Bilmem nereye geçmiş. Hemen Allah lanet etsin diyor rüşveti alan verene. Adam benim Müslümanım namaz kılıyor. Adam namaz vakti geldiği zaman gidiyor makamını kapatıyor namaz kılıyor. Geliyor makamında rüşvet alıyor. Nasıl olacak bu şey? Benim Müslümanım 5 vakit camide namaz kılıyor. Gidiyor dinsiz bir gururla onunla beraber dinsiz bir şey yöneticiyle adam ya din yok, iman yok, pek akıllı ya. Şey yok, hani inkar ediyor İslamiyet'i. Bilmem ne diyor, adama oy veriyor. Yani nasıl bir şey? Zaaf imandan geliyor. Peki bu namaz nasıl oluyor? Adet olmuş ya. Rahatlamak için adet. Bir adamın bir tanesi, hadi söyleyeyim. Nasıl? Onun takipçileri o kadar şeyi. Maraş'a sözü çakmak. Kur'an okuyor. Maraş'a olabilmesi için hafız olması lazım. Hafız. Kur'an eline düşmez. Ama desteklediğine bak. Ve sormuşlar. Niye elinde duruyor? Bizzat kendisi söylüyor. Niye Kur'an okuyorsun demiş hemen işte. O kadar alıştım ki bırakamıyorum demiş. Alışkanlık. Alışkanlık. Nasıl alışkanlık Kur'an? Ya Müslümanın elinde nasıl böyle kumar oynuyor, at yarışı bilmem ne yapıyor, kumar oynuyor. Alıştım hocam diyor ya. Bu bırakamadığım ki o da bırakamıyor. Kenan Evren Osmanlıca yazardı. Latince yazamazdı. 80 ihtilalini yapan masonlara alet olmuş NATO'nun piyonu ihtilal yapan bu kadar kişinin karnına geçmiş adam Osmanlıca yazıyor. İman kardeşim iman, iman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okur diyor. İman yaptırıyor ya. Veya imanına hayır diyor. O zaman sorgulamak lazım da benim imanım var tamam var da nelere sana mani olabilmiş? Neleri sana yaptırabilmiş? Öyle iman ki namaza kalkamıyoruz. Öyle iman ki adam kendisi diyor ya diyor ki din diyor bizi şöyle yaptırıyor ben batıl şey yapmıyorum. Küfür ya adam resmen Allah'ı inkar ediyor, dini inkar ediyor. Ona oy veriyor ya. Bu da Müslüman. Ona güzel demiş. Müslüman namı altında olanlar diyor usta. Onlara Müslüman namı altında olanlar. Müslüman namı kalmış. Yani iman kardeşim, iman. İman, imanının karşılığında neyi verirsin ki? İmanından daha değerli neyin var ya? Çünkü imanın içeriği Allah'tır. Şaşıracaksınız şu cümleye. İlk önce ben okuduğum zaman şaşırmıştım Risale'de. Nimetlerin en büyüğü Allah'tır diyor. Allah nimet olur. Ben elma, armut falan, eş, aş, iş bunlar nimet biliyorum. Yani burada söylüyor yani. Allah Allah. Nimetlerin başı diyor ya. Allah mesela bazen böyle diyorum ama şaka diyor zannediyor. Allah olmasaydı biz ne yapacaktık yani. Tabii ki biz olmayacaktık ama onu da kastetmiyorum ya. Alemimizde Allah oturmazsa, Allah olmazsa hatırlanınca Allah değil de hayatımızın her şeyinde hani sazın teline dokunur gibi Allah dokunsa hayatımıza, hayatımızı anlam kazansa, hayatımızın içerisinde olsa, insan
nasıl sıkılır, hayret ediyor o zaman ya. İşte asıl saadetteki sahabelerin durumu, onlar kadar daha sıkıntı çeken var mı? Maddeten yok. E peki niye o kadar mutlular? Bak şurada geçiyor, diyor ki Allah'ın varlığı nur iman ile bilinir ki Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde öyle büyük büyük nimettir ki. Bir daha okuyayım. Nur iman bilinir ki Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde öyle büyük bir nimettir ki sonsuz nimetlerin envanı, nihayetsiz ihsanların cinslerini, sayısız atiyelerin sınıflarına havi bir menba ve bir kaynaktır. Allah buldu mu her şey senin. Mal mı istiyorsun? Allah'ı bul. Allah'ın nesi varsa hep senin oluyor. Bir insan babasına mensubiyetten dolayı babasının malı kendi malını bilir. Şimdi bunu sorsalar kimin? Bizim der. Babamın demez ya, bizim. Babasının malı kendisini addeder üsul. Biz de Allah'a böyle intisap kuvveti olursa Allah'ın nesi varsa bizim oluyor. Allah'ın malı senin malın gibi gözüküyor. Onun mülküdür diyor. Ha şurada diyeceğim. O zaman mala karşı insan arzusu, isteği, talebi, ihtiyacı tatmin edilmiş oluyor. Yani insanda mala karşı düşkünlük var. Diyor ki Allah'a iman arttı mı Allah malı senin oluyor. Allah malı senin oldu mu daha mala karşı insanda açlık olmuyor. Yoksa olmasa ne kadar ne yaparsan yap. O açlık asla bitmez. Şimdi göstereyim size. Çok hoşuma giden bir yer değil mi bu? Mala karşı şey gider diyor. Mustafa hatırladın mı abi? İkinci şuada. Niye bulamadım? Abi nasıl abi? Şöyle mala karşı diyor. İkinci şuada ya. Şurada olması lazım ama. Diyor ki Rum'da maksatları var. Mala karşı diyor. Cahil. Tatmin edilir diyor. Yoksa tatmin edilmez. Ne alırsa alsın adam, nereye sahip olursa olsun memnun olamaz yani. Edemezsin o. Ha, dördüncü şu olabilir. Dördüncüsü. Tamam, ikinci şu değil de şurada onu bulayım. Hoşunuza gidecek. Alakadarlar master bütün dostları saadetlerle peyde o adı ikinci de. Şuur-u imani ile, iman şuuru ile ve intisap ve münasebetiyle umum mevcudata bir alaka. Yani iman bizi her şeyle alakadar etmiş. İmansız mazi ile alakası yok. Mazi bitmiş. Yok ki. İmansızın geçmişi yok. Geleceği var mı? Ahireti yok. Uzaylar varmış. Umurumda değil. Onun bir derdi var. Mutfak, tuvalet, yatak iş. Mutfakta doldurur. Tuvalette boşaltır. Yatağa gider, iş. Dikdörtgen bak, mutfak, tuvalet, yatak, iş. Ama şuur-u iman olunca, mesela herkesle alakalı, Cezayir'de birisinin burnu kanasa, sen burada rahatsız olursun. İmam-ı Gazali, ahirette şöyle bir makam olsa, şimdi duysak memnun oluruz. İnsanlık bir şey yapsa, buluş bulsa memnun oluruz. Yani şuur-u imani ile ve intisap ve münasebetiyle, umum mevcudata bir insanda bir alaka var Yusuf. Yani bütün ben, buradasın, bu köyde, ya bütün memleketi istiyorsun. Yetmiyor, uzayı istiyorsun. Uzay her şeyi ya, duymaz ki ya bu isteği. İnsan, insanlık itibariyle her şeyle alakadar olmuş. Dokuzuncu sözde geçiyor.
İnsan, insan olması itibariyle her şeyle alakadar olmuş. Her şeyle alakadar. Tarlada çalışıyor bugün İbrahim, üstünden geçen kuş. Allah Allah diyorsun. Alakadar ediyor ya. Mesela, bu kadar kafası var kuşun. Kıyameti koparıyorlar ya. Nasıl bağırıyor ya. Sese bak ya. Şu kadar kafası var ya. Uyumaktaki kuş nasıl sesi buraya kadar geliyor. Alakadar oluyor insan. Cırcır böceği var. Bu herhalde o. Ama bu kadar bir şey. Yani her şeyle alakadar olmuş insan ve o halde ikinci derecede vücudu şahsisinden başkasız bir vücut, o şuur imani, intisap ve münasebet ve alakal ittisal cihetine güya onun bir nevi varlığıdır gibi var olur, varlığa karşı fıtrı aşk teskin edilir. Yani Allah'a karşı bir bağ arttı mı, insan vücuda karşı, var olmaya karşı, ben eskide şöyle düşünüyordum, daha ilkokul 1'e ve 2'ye gidiyordum, o zaman acayip merzede duruyorduk Enes. Diyordum ki karşıki köyden tabi dereler ya böyle. Karşıki köyden kamyon geçiyor. Ya o zamanki hiç haletime bak. Diyordum ki o kamyonu süren adam şu anda neler düşünüyor, nelerden sıkılıyor, neler istiyor bir bilsem. Sonra diyordum ki nereden geliyor? Çağrı'dan. Ulan Çağrı'daki bütün insanları neler düşünüyor. Ya böyle bir insan alakadar ya. Bir bilsen ne yapacaksın bilsen ya. İnsan alakadar. Bu köy sen olsan ne olacak? İstiyor. Çok bir tabak yemek yiyeceksin ya. Zengin olsan ne olacak? Patates yemeğine et katılacak, o kadar ya. Fark o. O da iştahın varsa. Ama insan öyle değil ki. İnsan nasıl bir şey biliyor musun? Bak insanı bir şurada tarif ediyor. Var mı burada işe atacağız? Bu yeni galiba işe atacağız değil mi? Ya değil. Ha iyi. Bak diyor ki, insana bak ya. Değilse çok iyi. İnsan yaşadığı şu dünyaya arza nispeten bir zerredir. Kaç kilosun? 70. Çünkü dünyaya göre nesin ki? Zerre değil misin? Hepimiz öyleyiz. Öyle mi? Bak. İnsan dünyaya göre zerre. Arz da şu dünyada kainata göre bir zerredir. Öyle değil mi? Bak bir daha. Ben dünyaya göre zerreyim. Dünya kainata göre zerre. Ve keza insanın bir ferdi nevine nispeten bir zerredir. Yani bütün insanlara göre şu anda ilim söylüyor ki toprağın altında 120 milyar insan gömülmüş. 120 milyar. Şu anda 8,5 milyar insan var. Dünyanın üstünde. 120 milyar. 120 milyara göre ben bir zerreyim. Nevi de sayın ortaklarının enva içinde bir zerredir. Zahire bakılırsa bu kadar basit. İnsanın şu taşıdığı ruha, kafasına taktığı akla, kalbinde beslediği istidada nispeten şu alem insanı istibat edemez, insanı memnun edemez, doyuramaz. Diyor ki, insanın taşıdığı ruha, kafasına taktığı akla, kalbinde beslediği istidada nazaran alem-i şehadet şu dünya dardır. Onun için of pof çekiyoruz. Yani senin bu köy senin değil, dünya senin olsa of pof bitmez, gam kederin bitmez. Gam turabıyla yorulmuş bir bedendir bu diyor şair. İnsanın bak taşıdığı ruha, kafasındaki taktığı akla, kalbinde beslediği, bak kalbinde beslediği istidatlara nazaran şu komple dünya kainat dardır. İnsanı istibad edemez, insanı içine alamaz, doyuramaz. Ancak o ruhun arzularını, o aklın fikirlerini, o istidatların, o kalpteki istidatların tatmin ve teskin edecek ancak darul ahirettir. Bak, insanın taşımış olduğu ruha, kafasına taktığı akla,
kalbinde beslediği istidada nispeten şu kainat dardır, insanı memnun edemez, insan içine alamaz. O ruhun arzularını, o aklın fikirlerini, o kalbin meyillerini tatmin ve teskin ve terakki ettirecek ancak darul ahiret. Ancak Allah ya. Bir anda her yerde olmak istiyorum. Bende de var ya, sizde de var. Nasıl olacak peki, bu ihtiyacım nasıl giderecek? O var oldukça insan devamlı bunun fakiridir. Ben fakiri zengini şöyle tanımlıyorum. Zengin demek her istediği zaten mümkün değil. Zengin demek elinde çok şey olan değil. Fakir demek elinde çok şeyin olmaması değil. Zengin demek talep azlığıdır. Ne kadar talebin az olursa, isteklerin az olursa o kadar zengin olursun, o nispetle hür olursun. Fakirlik ne demek? Elinde olmamak değil. Talep çokluğudur. Çok şey istiyorsun. Uçak istiyorsun, onun fakirisin. Çok lüks jip istiyorsun, onun fakirisin. Ulan ama buradan tepeden bir uçsam ya böyle bir paraşütle falan. Bak istedin onun fakirisin şu anda. Yani demek ki talep, istekler çoğaldıkça insanı fakir ediyor, köleleştiriyor. Talepler az olunca insan hür oluyor. Seni ezmiyor. Ezmiyor ya. Eskide hatırlarsın belki eskiler söylüyor da bizim nesiller pek zor hatırlıyor. Ben biraz hatırlıyorum. Bir tuz olsa var ya tuz da böyle büyük şu hayvanlar katına o tuz. O tuz vardı çarşıdan alınıyordu. Başka bir şey hatırlamıyorum yani bir ihtiyaç o. Yani ben ilkokul 3'e ve 4'e gidiyordum köyümüze elektrik gelmişti 3'e. Ondan sonra abi dedi o zaman buzdolabını ne yapıyordunuz? Ne buzdolabısını ya? Şey dedi ki, Almanya'da mı, Hollanda'da bir tane çocuk söylüyor. Hocam diyor, o zaman oyun yok muydu diyor. Tableti soruyor bana. Tamam, 1974-75'teydi değil mi? Elektrik geldi, kokulucu gidiyorduk. Ama o zaman da böyle hani bir ihtiyaç, elektrikle alakalı bir ihtiyaç kimse istemiyordu. Niye? Bilmiyorduk ki. Ne kadar rahattık. Ve ne kadar da taze yemek yiyorduk. 2 günlük yemek yapılmazdı. Hemen yenilir biterdi, hep de taze olurdu. Tam şey vardı. Ayaklar, araba kimse talep etmezdi, ayaklar vardı ya. Kimse kimseyle kavga etmezdi çünkü zamanı yoktu. Ahırda 15 tanesi vardı. Evde 5-6 tane çocuk vardı. Biraz da huysuz koca vardı, tamam? Tarla vardı derken kadın kendisini düşünecek, derdini düşünecek zaman olmadığı için psikolojisi bozulmazdı. Ve hastanede tek bir bölüm vardı, asabiye. Bir sürü psikoloji bölümleri yoktu. Ondan sonra 10-15 kişi ancak giderdi asabiyeye. Niye? Niçin psikolojileri bozulmuyordu? Psikolojileri bozulacak zamanları yoktu. Zaman yoktu, zaman. Ahırı gidiyor, ahır yaparken tarla ne olacak? Bu arada gidiyor, çocuklar bağırıyor, anne diyor, tamam şunu, onu hesap ediyor. Bir de kocanın dirdirini, kaynanın zırzırını vesaire. Tarlaya da koşuyor, onu gübreleyecek, onu taşıyacak. Olan gübreyi götüremedim, onu çabalayamadım. Kendisini düşünecek, dertleri düşünecek, onu bunu gıybet edecek zamanı yok. Dizi dinleyecek ha? Zamanı yok. O zaman psikolojisi bozulmuyordu. Koca hastanede bir asabiye var. Baksana insanı nasıl tarif ediyor ya? İnsanın taşımış olduğu ruha, kafasına taktığı akla, kalbinde beslediği istidat var, istidat kabile, kabiletler var. Öyle cevherler, harita. Bunlara baktığı zaman şu kainat ne ki? Dardır. İnsanı memnun edemez, insan içine alamaz. Ancak o ruhun arzularını, o aklın fikirlerini, kalbin meyillerini tatmin ve teskin ve terakki ettirecek ancak darul ahirettir. Ya. Elhamdülillah. İyi ki Allah var. Allah olmasa, çünkü bir yer nasıl yaşıyor? Üstad da diyor ki, ya bunlar nasıl yaşıyor diyor ya, intihar etmesi lazım. Sonra kendisi altında diyor ki, nasıl yaşıyor? İptal istevinden. Hani dişçiye gidersiniz de böyle dişiniz yapar ya, niye bir şey olmuyor? Çünkü uyuşturucu vurmuş. Ha, iptal hissedilmiş, iptal his arkadaşlar. İnsanlar iptal hissedilmiş. İptal hissedilince ne olmuş biliyor musunuz? İptal hissedilince bak şu olmuş. Diyor ki, Müslüman imanından lezzet alamaz olmuş. Kafir de, hani dişçi iğne vuruyor ya iptal.
O zaman abi hissetmiyorsun. Günahlar o kadar iptal etmiş ki Müslüman imanından lezzet alamıyor. Kafir de imansızlığından, küfründen elem almıyor. Bak şurada geçiyor. Fakat bu fırtınalı zamanın hissi iptal eden ve beşerin nazarını afaka dağıtan ve boğan ceyranlar, sabahtan beri siyaset geldi, şu geldi, bu geldi. Ulan konuşsan ne olur, konuşmasan ne olur? Sen konuşsan, geveze yapsak ne olacak? Ya bir sürü sıkıntı, kalk kırıyoruz birbirimize. Sanki Ankara mı değişecek, dünya mı değişecek? Yok. İşte insanın ruhunu boğuyor, ihtiyaçları var, onları konuşturmuyor. Bu tür şeyler, insanın ruhunu boğan ceylanlar, iptal isnevinden, maç mesela. Mesela bir devlette, Türkiye'de olsun, dünyada olsun, ciddi bir gündem mi var? Değiştirmek için ciddi bir maç var. Bir olaya getiriyorlar, hop falan, iptaliz. Dalıyor televizyona, bir şeyler olmuş. Turgut Özal çok yapardı böyle. Tam ciddi bir maç olacağı zaman o gün mecliste bir kanun çıkarır. Vav falan diyene kadar, akşam maç var canım. Ertesi gün kim hatırlayacak? İptal his nevinden bir sersemlik vermiş ki, iyi dinleyin burayı. Ehli dalalet manevi azabını muvakkaten tam hissedemiyor. Ehli hidayet dahi gaflet basıyor. Hakiki lezzetini tam takdir edemiyor. İmanın lezzetini bilmiyor. İmanın kıymetini bilmiyor. İmanımızın kıymetini bilmiyor. İmanda daha değerli bir şey var. Nereden biliyoruz? Çünkü en değerli şeyi, en korumasız da o. Korumuyoruz yani. İmandan daha değerli ne var ki? Ama korumuyoruz yani. Şirk nedir, dalalet nedir, acaba ne olur falan diye insan endişe etmesi lazım. Demek ki imanı inkişaf ettirmek lazım. En cevherli değerimiz o. Çünkü imanın içeriği Allah'tır. İmanın karşılığı cennet değil, haşa tövbe. Cennet Allah'ın ihsanı, lütfudur. Amelin karşılığı da değildir. Ya gözünün, sırf gözün yaratılmasına karşı yapsak bir amel bile yetmez. Cennet Allah'ın ihsanıdır, lütfudur. Peki imanın karşılığı ancak Allah'tır. Çünkü niye? Sadi Teftezani diyor ki iman, kulun cüz-i ihtiyarı sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Yani Allah'ın zatından gelen bir nurdur. Öyle imanla cennet o alınmaz. Cennet için yapılmaz ve ona da harcanmaz bu para. İmanın karşılığı Allah'tır. Allah bulduktan sonra Allah'ın nesi varsa senin oluyor. Çocuk babasına intisabından dolayı babasının arabası var, malı mülkü benimdir diyor. Hiç endişesi yok yani. Şüphesi var mı babanın malı kime kalacak? Bana kalacak, benim yaş hakkını. İşte Allah'a da böyle haşa. Çocuk babasına bağlılığı gibi, biz de Allah'ımıza böyle bağlı olsak, Allah'ın mülkü senin şu tarlanla şu evlerde benimdir yani. Allah'ın değil mi yani? Ustad da şöyle yapmış, buğday tarlasına geçerken, demiş ki bu buğdayı eken demiş, %1'i hissesi onun, ekip biçecek para kazanacak. Bu tarlayı kendisi tefekkür etti ya hocam, %99 hissi benimdir. Tefekkür etti ya, ballar balını bulmuş. Yani buğday tarlasını tefekkür edince, Allah'a yakınlık hissediyor, tefekkür ediyor. Allah'a varmak adına malzemeler buluyor. Esma-i Hüsna'yı okuyor, mevcudat-ı kitap gibi okuyor. O adam buğday tarlayı biçecek, satacak. Ustad ise kitap gibi okuyor. Esma'yı okuyor orada. Yani bir tefsir alimi gibi buğday tarlası Allah'a tarif ediyor. Evet, iman ve tevhid yolunda gayet kısa ve doğru ve müstakim ve kolaydır. Küfür ve inkar. Hiçbirisi de mesela küfür, inkar değil, örtmek, şirk, Allah inkar değil, ortak koşma. İnkar bir inkar işte. Şimdi çok böyle şeyler oluyor, bazen küfre giriyor. Örtüyor Allah'ı. Allah sanki yok yani aleminde. Olaylar Allah'sız çözüyor. İşte küfür tarzı kokusu gelince adam da işte nasıl anlarız onu? İnsanın ruhu sıkılıyor Yusuf. Yani mesela sanki Allah ile hiç alakamız yok, irtibatımız yok diye olayları Allahsız çözmeye çalışıyoruz. Mesela ölümü Allahsız düşün bakalım ha. Akrabanı, evladını, o sevmiş olduğun en ufak bir yatağında, pamuk yatağında çocuğumun sırtı rahatsız olur mu diye endişe eden anne kefene sarıp toprağa koyacak. Şimdi imansız, Allah'a bakmadan, ahiret inancı olmadan bak bakalım çöz bunu hadi. Ama her şeyin ilacı işte iman Yusuf, iman. Gayet küfür ne kadar acayip bir şey ya, nasıl yaşıyor ya, hiç mi nefesi darlanmıyor ya? Geçen
Dün akşamdı değil mi yeğen Hasan? Beni bir kilitledi. Nefes alamıyorum ya. Acayip bir şey yani. Artık mevsim değişikliği mertebine gelmiştim. Acayip. O anda da hatırıma geldi biliyor musun? Ona şu anda imansız olsam tövbe. Yani Allahsız olsam tevekkül ve teslim olsam. Yani mal onun ya. Derdi kim verdi? Kim verdiyse o dermanı da o düşünsün. Ben mi düşündüm? Öleceğim. Ölecekse onu düşünsün. Benim meselem değil ki. Ben şu anda yatsı yıkılmam lazım. O kadar. Nefes alamıyorum ya. Yani o anda adama hiç mi gelmiyor imansıza ya? Böyle bulduğunda nasıl yaşıyor? İşte bulduk ya biraz önce bir yeri. İptal hissetmiş, morfin gibi. Televizyon bir morfin. Maç bir morfin, siyaset bir morfin, YouTube bir morfin. İnsanların akıllarını uyuşturmuş. Hakiki hakikatlardan uzaklaştırmış. Düşündürmüyor. Mezarlıkta bile, mezarlıkta amcasını görüyor, gömüyor. Hiç mezarın içine bakıyor, mezarla alakası yok adamın. Öyle bir iptal olmuş ki, ulan ölü bile, amcasını bile gömüyor, etkilenmiyorsa bu dersler mi etkilenecek? Ölüden, mezarlıktan etkilenmiyor. Allah yardım etsin ya. Ama bir tanesi öyle vardı hocam. Derse davet ederdim. Dedim arabam yok, gel derse götür. Bahanem daha güzeldi. Ya Hasan kardeş diyor bende şeydi. Bu kutu fabrikası var. Kutu yapardı böyle, paket vardı dolapta. Zamanım yok derdi, zamanım yok derdi. Hep bunu misal veriyorum. Ondan sonra bir gün dedim ki, ulan sana zamanı verene zamanın mı yok? Sonra Yusuf bir baktım ki kendisi saat, gündür, sabaha, sabah 11'de, sabah diyorum, beni aradı. Diyor ki, Hasan kardeş selamun aleyküm, aleyküm selam. Benim gibi konuşmuyor tabii. Hasan kardeş selamun aleyküm. Aleyküm selam dedim ha. Nasılsın? İyi olacağım inşallah. Böyle ölü gibi neyse. Hayır durdum ben de durgunlaştım. Ya dedi bu akşam nerede dersin var dedi. Ben seni götüreyim. Ben de gayri ihtiyarda patavatta konuşuyorum. Ne oldu dedim kafana bir taş mı düştü dedim ya. Senelerden beri sana etmişim telefon. Bir defa zamanım yok zamanım yok. Şimdi bol bol zamanım var dedi. Bir kirazımla kaçırdım ya kafana taş mı düştü. Onun gibi bir şey düştü dedi. Şimdi çapadayım dedi. Doktor elime raporu verdi dedi. Hemen ilk sene hatırladım. Doktor akciğere kanser sıçradı. Bu en fazla dedi 3 ay. Hayrettin mi? He? Hayrettin mi? İsmin mi? Başver. He onu. Hayrettin. Neyse. O yok, Hayrettin değil. O Hayrettin o Çanakçadık. Hmm. O çok, o ondan önce de zamanı vardı. Onun zamanı var. Allah mekan cennet olsun Hayrettin. O kastı. O aşçı da, kralın aşçılığını da yapmış kralın. Evinde ders oluyordu. Ha? Evinde ders oluyordu. O yok. Bunun zamanı yoktu. Zamanı verene zamanı yoktu. Zamanı verene zamanı yoktu. Sonra geldi. Dedim şey çekil. Araba tamam ben söyleyeyim. Ondan sonra içinden geldim. Yok yok sen sür. Allah Allah. Şimdi yolda gidiyoruz. Ulan bassana. Temdiz. Basmıyor. Tamam acelemiz yok diyor ya. Meğer yolda konuşuyor. Ya dedi Azrail nasıl bir şey diyor. Ne yapacak diyor. Neremden giriyor. İnsan neresinden giriyor diyor. Ya başver şeyi dedim ya. Sen dedim Allah'a düşünsen. Ya sanki beni ölmeyecek miyim? Dedi ki nasıl bu kadar rahatsın? Ben dedim ömrüm billah karton yapmamışım yani. Yani sana onu bırak da bunu yap demedik ama sana dedim artık dayanamadım. Abrama getir. Sana haftada bir gün, 15 günden bir bari derse git ya. Sohbete git ya. Nereye gidiyorsun? Nereye seni motive ediyorsa oraya git. Buraya gel demiyor. Nereye seni motive ediyor? Neresi seni namaz kılmana, doğru düşünmene, psikolojini düzeltmene, orucunu tesettürüne yardım ediyorsa oraya git. Nereye gidersin git. Şimdi el fren çek takoz koy konumuna geldin mi o amelde o kadar oluyor işte. O da 40'tan sonra namaza başlayana nasıl ki beli pek eğilmiyor. Ha? Gidiyor camilerde sandalye diziyorlar kilisedekiler gibi. Çünkü 40'tan sonra başlayınca eğilmiyor tabii. Oysa onlar da yanlıştır ha sandalyeler yanlıştır. Gidin Avrupa'ya kiliseye bakın hep masadır. Sandalye mi yok oturuyor. Ya Allah bir şey yapacak yani utanıyor ayak uzatmaya. Otur ve uzatacaksın. Sen
Şimdi demek ki bu duruma gelmeden imanını kuvvetleneceksin ki o zaman sana yardım ediyor. Şu şeyi de söyleyeyim, bu bizim yörenin bir atasözü var. Güzel havalarda ağacın altını pisleme ki yağmurlu günde sana lazım olur. Eskiden araba yolu yok diye Yusuf. Köyden köyde patika yolu gidiyorlardı. O zaman derlerdi ki bak o yolların üzerindeki ağaçtan altını pisleme oğul. Annelerimiz öğretirdi. Mesela harç günü öyle gidiliyordu. Ben noklapsıyor babaannem öyle giderdi, beni de aldı yanına. Akrabamı nasip ediyor. Daha nereden nereye? İşte derdi ki oğlum güzel havalarda bu ağaçtan altını pisleme, yağmurlu günde hepimize lazım olacak. E şimdi ben bazen diyorum ki tövbe tövbe ya Rabbi beni affet. Ya Allah ile aranıyorsun ki bakarsın valla senin işini yarayacak sonra. Sonra elfine çek, takoz koy, konuma geldin mi arasan da olmuyor. Ya sen vicdanı tatmin olmuyor. Allah ile aran iyi olsun. Tamam, keseceğim şey. Öyle mi? Sabah kadar yapsan dinlersin. Estağfurullah ama çay şakası edecek bir şey yok yani. Kazası yok. Kazası yok. Yani. Demek bu yani istikametti. İstikamet. Ne büyük nimet. İlmin çok olması değil bak. Kur'an, Yasin'de, Yasin, Fatiha'da bak. Fatiha'da Ya Rabbi hocam bilir. Ya Rabbi ilmimi arttır demiyor. Başı, ortası, sonu hidayet olan istikameti nasip et. İhtine sırata müstakim. Hidayet olan, neticesi hidayet olan istikamet. Öyle ilim var ki dalalete gidiyor. İlim mahdudun ala ilmin. Karnı öyle demiş. İlmimle, ilmiyle dalalete gitti. Bu cahil değildi ya. Ha demek ki neticede istikamet. Festakim kirli ömürdü. Şehbettin sureti nut demiş. Peygamber Hazretleri demiş ki Hud suresi beni ihtiyarlattı. Niye? Ne demiş? En olunduğun gibi dost olma. Ne kadar büyük nimet ya. Mesela bak iman arttıkça bu bedene ben demiyorsun. Bu beden ölecek. Küllü nefsin, küllü ruhun demiyor. Zaykatın mevd. Ha buna sen ben dersen şu bedene ölüm acısından, ölüm korkusundan kurtulamazsın. Eğer derslere katıla katıla, risale okuya okuya bu beden elbise olduğu gibi şu ruhuna giydirilen bir elbisedir bu. Bunu tefekkür edince ben ruh bile değilim. Benim ruhum diyen arkada olandır. Buna yetkiniyet kesbettikçe, hissiyat latifelerimiz inkişaf ettikçe buna biz demeyeceğiz. Buna ben olmayınca ölüm de bunadır. Ölümle kurtuluyorsun. Ölüm korkusundan arkasına geçiyorsun. Korkunun arkasına geçiyorsun. Çünkü benim gömleğim, ben diyen ben, gömlek mi? Gir içeriye. Benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum, o ruhun arkasına geçip benim ruhum diyen o sensin. Ona parmağını koy, bunlar sana giydirilmiş gömlek gibi. O zaman bu gömlek değişecek, ölüm bunadır. Küllü nefsin zaykatı mı? İşte böyle tefekkür edersen, Risale-i Nur okursan, derslere katılırsan, ölümün arkasına geçiyorsun. O zaman ölüm tebdili mekan oluyor, tahvili vücut da oluyor, ıtlak ruh oluyor, zindani dünyadan bostani cinana çıkaran bir vasıta oluyor. Ölüm o kadar güzel ki o zaman Allah'a kavuşturan şey kötü olur mu? Ölüm kötü olsaydı ölür müydü peygamber? Hocam şimdi küllü nefsün zayıkı, zayıkı kelimesi tatmak. Şimdi çok değerli olan bir şey mesela diyelim, misafirlerimize bir takım şeyler ikram edeceğiz ama diyoruz ki arkadaşlar fazla yok size tadımlık bir şeyler verelim. Ya. Çok kıymetli bir şeydir. Dolayısıyla yani Allah'a kötü bir şey değil. Kötü yani. Bir şey değil. Zayıfı Cenab-ı Allah başka bir şey sizi ölümü size göstereceğiz demiyor. Ya. Sizi ölümü yaşatacağız demiyor. Demiyor. Tattıracağız diyor. Demek ki tatlı bir şey tattıracak bize. İnşallah. Geliyorum çünkü neticesi Allah ya. Yani. Allah'a kavuşmak, ahirete, rüyetullah'a, Peygamber Hazreti Selam'a, dostlara, %99 dostlarımız orada. İşte şebiyarız işte hocam. Şebiyarız demiş ha. Evet Mevlana'nın. Ya. Düğün gecesi. Düğün gecesi evet. Allah acayip bir şey. Yani, bu kitap Mehmet ama, okumak da beni elim korkusunu kurtasaydı. Şimdi hocam ama şimdi hocalar bize ölümü sevdirmiyor, ölümü korkutuyor. Aynen. Ş-
şimdi... Ölümü saatliyor değil mi? Ölüm, evet, ölümü sevmemiz lazım. Ölüm ya. Ölümü özlememiz lazım. Ama bu hocalar bizi ölümden uzaklaştırıyor, nefret ettiriyor. Mesela, hatta Allah'a ulaşılmaz. Allah ötelerin yani, ötesi. İşte kabir hayatıyla ilgili şeyler de bu söylemek istediğim şeylerin içerisindedir. Ya. Yani insanları ölümü böyle bir yas tutma veyahut da işte ne bileyim dehşet verici bir an olarak falan bunlardan insanları uzaklaştırmak evet, lazım. Bu sebebinde korkuyor. Demek bu istikametli ve hikmetli ve her şeyde en kısa ve kolay yolda sevk edilen bu kainatta insan elbette şirk ve küfrün hakikatleri olamaz ve iman ve tevhidin hakikatleri bu kainatta güneş gibi lazım ve vaciptir. Nasıl olacak başka? Bu devamlı insanın tabatın ettiği, kaldığı, oturduğu dünya değişiyor. Alemi değişiyor. Bak ölüm geliyor. Saçlar beyazlıyor. Hastalık şey yapıyor. Gidiyorsun hiçbir şey yoktu. Bir karın ağrısı gidiyorsun. Baktın işkembele, pankrasta kanser sarmış. E ne yapacaksın şimdi? Yani iman ve tevhid ve teslim, tevekkül, iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül dünyada bile saadet-i dairenin temin ediyor. Bak iman tevhidi. Tevhid ne demek? Tevhid. Karşıtların birliği. Ben öteki lügatın demeyeceğim. Allah'ın benim demeyeceğim. Yani zıtların insanda cem olmuş. Bu zıtları aleminde toplayan insanı Allah'ın sanatkarını birlemesi. Çünkü iman, küfür, karanlık, aydınlık alemine cem etmiş. Dünya ve ahiret. Yani ahirete kötü olsaydı ahirete iman eder miydik? Kötü yere iman mı edilir? İman ediyoruz da. O zaman iman ettiğin yere gitmekten niye korkuyorsun? O kadar güzel bir yer ki iman ediyoruz. Allah'a iman, peygamber iman, tamam. Ahirete de iman var. Ne kadar güzel ki mesela kader-i iman bizi dert ve kederden emin ediyor. Ben amelim, kader emin, eminler keder. Kederden emin eden bir sistem çalışıyor. Ahiret de öyle. Ahiret insanı ne kadar memnun. Çünkü istidat ve kabiliyetlerim dünya istemiyor ki. Ebed istiyor. Diyor ki o zaman insan böyle bir alemde şirk ve küfrün hakikatten olamaz. Şirk ve küfür nasıl yaşar insan? Şirk ve küfür. Yani ikisi de inkar değil. Şirk ortak koşmak, küfür ise üzerini örtmek. Yani aleminde öyle bir yaşıyoruz ki küfür gibi nasıl? Allah yok. Allahsız düşünüyoruz, Allahsız hesap ediyoruz, Allahsız bakıyoruz. Yani o küfrün kokusu gelince insanın ruhunu rahatsız ediyor. Hem ahlak insaniyede en rahat, en faydalı, en kısa, en selametli yol ise sirat-i müstakimde istikamettir. Mesela kuvve-i akliye haddi vasat olan hikmeti ve kolay, faydalı istikameti kaybetsem, ifrat veya tefritle müzir bir celbezeye ve belalı bir belahate düşer, uzun yollardan tehlikeliye çeker. Yani bunlar, ben düz okuyayım, zaman geçti, ona çay gelecek. Demek ki mesela üç tane kuvve, duygu var. Kuvve-i akliye, kuvve-i şehviye, cinsellik değil, dünyada güzel yaşamak, güzel giymek, güzel istemek, telefon değiştirmek, elbise değiştirmek, halı değiştirmek, araba değiştirmek, beyat kat, bunlar kuvve-i şehviyeden kaynaklanıyor. Bir de kuvve-i gadaviye, zararları def etmek, menfaatleri celbetme kuvvesi. Ruh bu üç tane kuvvetle ayakta duruyor. Onların diyor ifrat ve tefriti insanın psikolojisini bozuyor. Vasatı insanı canlı ve canlı tutuyor diyor. Mesela diyor bunlardan bir tanesini akla okuyayım diğerlerini okuyayım. Kuvve-i akliye haddi vasat olan hikmeti. Yani şu akıl hikmet ile meşgul olması lazım. Fuziliyatlarla doldurmamak gerekiyor. Maçlarla o gitti, bu geldi. Tamam da ne oldu? Ne değişti? Şimdi buradan beri dünyayı yönetiyoruz. Türkiye'yi yönetiyoruz. Oturduk akrabalar bir araya. Şu parti böyle yaptı. Şu tamam da seçime 5 sene var daha. Tamam mı? Hiçbir şey yaramayacak. Burada hükümet indiriyoruz, hükümet kaldırıyoruz. Bir şey yaramadı. Demek ki ne ile olması lazım? Tamam, onun konuşmanın yeri mi yok? Var ama sıraya koy. Ne kadar değeri var onun? Şu anda sana o mu lazım? Ha, hikmet sana kolay alır ve kolay, faydalı istikameti kaybederse akıl ya ifrat veya tefritle muzir bir celbezeye, belalı bir belayete düşer. Aklın tefriti gabalt, hiçbir şey anlamaz, vurdum duymaz, fok balığı, basmıyor, hiçbir şeyle alakadar değil. Bu aklın tefriti, en düşük mutu.
Bu da zarar, bela. İfratı ise cerbezeye. Hakkı batıl, batıl hak gösteriyor. Ama konuşma adam bir konuşuyor ki siyasi şey. Ulan batılı suretten hakla gösteriyor. O böyle bir şey. Bu da ifrat modu. Çok zararlı ve zulümlü şey yapıyor. Belalı bir belate düşer. Uzun yolların tehlikeleri çoktur. Burada kesiyorum. Yani iyi insan olmak lazım. Hasan abi şimdi biz 5 vakit namaz 40 rekat ya. 40 defa Fatiha suresi okuyarak o işaret cezanın başında o sırat-ı müstakimin hulasası diyor. Yani iffet, şecaat. 23. sayfa. He. Yani işte bu diyor istikameti bulmak için 40 defa Fatiha suresi okuyoruz diyor. Devam, evet. Mesela ihtina sırat-ı müstakim hani farzlar ya sırf en azından. Yani hakikaten Mustafa vallahi bir hissiyatımla söylüyorum böyle. İçim o kadar yanıyor ki, yani çok yanıyorum, ifade edemiyorum. Adam Ehl-i Sünnet, kütüphane ya, ezberlemiş, ilim depo sorunu yok. Fakat neyi, nerede, nasıl, niçin kullanacağını bilemediği için ilmi siyaset. Yani ya ifratta ya tefritte zarar ediyor, zarar veriyor. Yani o ihtina sırat-ı müstakim, yani nedir o istikamet? Neticesi de, başı da, ortası da hidayet olan bir istikamet. Yani onun için günde 40 defa onu okuyoruz. 40 defa Fatiha'yı okuyoruz. Yani Üstad diyor, sırat-ı müstakim diyor, hulasası diyor. Kuvve-i akliyede iffet, şey hikmet, kuvve-i gadabiyede şecat, kuvve-i şeviyede iffet. Yani bunlar diyor, sırat-ı müstakimin hulasası diyor. Evet, şey. Üçü. Mesela dedik ya, ruhun yaşaması için Allah razı olsun, niye hatırlattın? Yaşaması için 3 tane kuvve lazım. Kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeviye. Bu insanın istikameti şu üçün vasatıyla mümkün. Vasatı ne? Kuvve-i akliyenin vasatı hikmet. Kuvve-i gadabiyenin vasatı şecaat. Şecaat. Yani şecaat nedir Mustafa? Hatırla. Yani dünyevi ve uhrevi diyor. Hukuku için canını feda eder, meşru olmayan şeylere karışmaz diyor. Yani meşru olan şeylere canını feda eder. Bak demek ki üç kuvvenin aklın, kuvve-i aklının vasatı hikmet, kuvve-i gadabiyenin vasatı şecaat, kuvve-i şevvenin vasatı iffet. İffet. İffet ne demek? Yani helala şehveti var diyor, haramdan kaçar. Evet. Helala şehvetini şey yapar, haramdan eline geldiği kadar kaçar. Takva yani. İnsan hidayet işte bu üç tanesinin bir araya gelmesi nispetinde oluyor. Ne? Hikmet, şecaat, iffet. Bir araya gelirse o adam istikamet. Ne kadar ama, ne kadar olmuşsa. Şöyle. Hani Nasrettin Hoca demiş ki, pekmez var, tayin var, ben yokum. Olmadı diyor. Ben var, pekmez var, gene olmadı. Ben var, tayin var, olmadı. İlle üç tanesi bir araya geçecek. Pekmez, tayin ve ben. Yani hikmet, şecaat, iffet. Bir araya gelirse istikamet. Ama ne kadar, ne kadarsa Allah bereket versin diyeceğiz. İşte hikmet öyle tefritten, ifrattan azade kendisine lazım olan şeylerle meşgul olmak, aklı ona bağlamak, şecaat da zararlı şeylerden uzak, helal ve meşru ve Allah'ın dediği yerde gayret etmek, iffette takvayı korumak. O nispetle istikamet olur. Peki istikamet ne? Dünyada rahat edersin. Psikolojik sıkıntılarından rahat edersin. Emin olursun. Vahir davahum. Enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha.